أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Geçen hafta endişeyi 3 haftadan beri yapıyoruz. Değil mi? Şimdi 21'de kaldık. Öyle zannediyorum. Tamam. Şimdi başlamadan önce bir mukaddeme yapayım gene. Bir kere bu konuştuğumuz mevzu sensin. Her derste diyoruz. Bu konu sensin. Dolayısıyla çok mühimdir. Yani doktora gittin, röntgenini çekiyor. Nerede neyin var sana gösteriyor. Bu dünyaya da bunun için geldik. Bu tanımlanmazsa, izah edilmezse, konumlanmazsa, çözülmezse çözülürsün. Darmadağın oluyor insan. Şimdi konumuz, üçüncü ders, endişe. Sizi biraz simada yordum. Sima, 7 tane ders oldu. 2 tane mi, 3 tane mi suret oldu. 3. Biraz sizi değiştirelim diye. Endişeye döndük. Bu üçüncü dersimiz. Endişe, felsefe tanımlaması ile kaygı. Kaygı diye geçiyor. Daha çok, yani ilk önce mukaddeme yapıyorum. Gözüktüğü ekrandan yapmıyorum şu anda. Bir mukaddeme yapayım. Daha çok ferdi yaşamanın, ferdi düşünmenin zemininden çıkar. Yani cemaat olamamanın, biz olamamanın, ben olmanın zemininden çıkar. Bireylikten bütünselliğe adım atmanı zorlar. Bireysellikten bireysel, hani fertlikten bütünsel olmaya seni zorlayan, trafik işareti gibi böyle parmak uzatıyor sana. Arabanın harareti gibi. Arabanın harareti yükseliyorsa, benzini de bitiyorsa, kırmızı ışık yanmışsa, otobandaysa, çaresini al, gece gidiyorsun bak, diyor. Endişe, vicdanen sen olmanı sağlar. Bir daha, endişe, vicdanen sen olmanı sağlar. Endişe, ben olmadan olamamanın bedelini yaşıyor. Yani hariçte yaşıyorum. Ne derler diye yaşıyorum, ne derler diye giyiniyorum, ne derler diye alıyorum. Ben olamadığım için endişe çıkıyor. Endişe çocuklarda, delilerde, hayvanlarda olmaması gösteriyor ki endişe zeki insanlarda ve şuurlu insanlara mahsustur. Akıllarda olmaz. Zekilere mahsustur. Size buradan tavsiye ediyorum. Psikoloji 293. Orada zekavetini, aklını bulmaya kullan. Akılla zekavet arasındaki fark anlatılıyor. Çok ilginçtir. İki levadır. Zekiler, akıllar. Yani getirisi, zeki ne olur, zeki kimdir, ne yaparsak akıllı oluruz. Ha? Bu endişe zekilerde olur. Akıllılarda ise endişe hakkın zemini olur. Endişenin korkudan farkı çok ilginçtir. Korkudan, korkulan varlığın, nesnenin ve kişinin varlığı var. Yani korku, bir şahıs vardır, korkuyorsun. Bir nesne vardır, bir olay vardır. Korkuyorsun. Endişe ise korkulacak hiçbir varlık ve nesne yokken oluyor.
Çünkü endişe histir, korku aklidir. Ve ikisinin de yönü istikbaldir, geçmiş değildir. Gelecekten korku olur, geçmişten korku olmaz. Elem olur geçmişten. Gelecekten korku olur, gelecekten endişe olur. İki derste bunu işledik. Devam edeceğiz. Endişe değilse okuduk. Yaşadığı hayat ile başka bir madde. Yaşadığı hayat ile itikat ve iman ettiği arasındaki anlamsızlığın, tamamlanmamışlığın farkına varmaktan çıkıyor. Mesela şu, itikat ettiğin, itikat aklidir, iman kalbidir. İman ve itikat ettiğin bir Allah ve ahiret inancına uygun yaşamamanın farkındalığından çıkıyor. Yani çamaşırı böyle bir çevirirsin, bunu da bu tarafa çevirirsin, su akar. İkisini böyle yaparsan su akmaz. Veya dışarısı sıcak, soğuk, içerisi sıcak, kışın. Camda terleme olur. Açarsanız camda terleme olmaz. Çünkü eşit. Yani ortada bir olay varsa, iki zıt çatışmanın ifadesidir. İman ettiğin Allah'a, iman ettiğin ahirete, gideceğin bir ahirete uygun yaşamamanın değil. İman ettiğin ahirete uygun yaşamamanın farkındalığından çıkıyor. Kafir mesela uygun yaşamıyor, inanmıyor da öyle bir şeysi yok. Başka endişesi var onun. Farkındalığından ki güzel bir şeydir. Eğer kontrol edemezsen, krizi yönetemezsen seni yönetir. Zaten her şey öyledir. Yönetilemeyen her şey seni yönetiyor demektir. Dünya hadiselerin sindirilmişliğin geri gelmektir. Yani dünya hadiselerinde sindirilmiş olan bizlerin geriye dönmenin ifadesidir. Endişe daha çok 40'tan sonra olur. Mesela 40'a kadar dünya malı mülkünü kazanmaya adanır. Ve o malı mülkü gaye edinirken yapılan bir sürü şeyler, eksiklikler, hatalar var. 40'tan sonra, 40'tan önce, 40'a kadar yaptığın hataları düzeltme ile meşgul olursun. Bir daha anladınız mı burayı? Burada bir ilginç bir şey oldu. 40'a kadar dünya, hayat-ı dünyevinin temini, yatım olsun, katım olsun vesaire, evliliğim olsun, güzel bir aile hayatı vesaire. 40'a kadar yaşamakta bir sürü hatalarımız da var. Yaşarken dünyayı gaye edinmişiz. 40'tan sonra ise, 40'tan önce yapmış olduğumuz hayattaki yanlışlıkların tamiriyle, tövbesiyle meşguluz. İşte ondan çıkıyor endişe. Daha çok önce olmaz mı? Var. Ama en şiddetlisi orada. Dikkat ederseniz acımasız bir panik, depresyon 40'tan sonradır. Onların da çok zordur. Ondan kaynaklanıyor. Hani demiştim, rahatsızım, iyi değilim, hoca var mı, doktor nerede diyeceğine geçmişine dön, kusur ara. Doktor ve hoca arama. Ben size kökten çözümden bahsediyorum. Git hangi doktora gidersen git, ilaç kullanırsan kullan, gene gelecek. Gitmiyor. Hocaya hangisini okutursan okut, gene geliyor. Ben okuyorum diyorsun, ben okuyorum, kendin okuyorsun, gene devam ediyor. Çünkü sıkıntıda hoca doktor arama, geç geçmişine kusur ve hatanı ara. Ona kaldır elini, tövbeyle yok et, kapı kapansın, ondan sonra her şey tesir eder. İn altı inan okusan da geçer. Hele hele umumu hukuka tecavüz etmeyeceksin. Umumu hukuk. Yani insanlık hukuk. İki, anne babana yanlışlık yapmayacaksın. Sen seçmedin çünkü. Kul hakkına riayet edeceksin. Kebair işlemeyeceksin. Abi işledik, tövbe edeceksin. Ciddi tövbe edeceksin. Ya Rabbi Allah'lığın hatırına.
Zat-ı Uluyet'in hatırına Allah'ım şu hatamı bana gösterdiğin için endişeden dolayı, endişe ve psikoloji, Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, tövbeler tövbesi olsun. Allah'ım nasıl tövbesi? Dediğin anda ben size garanti veriyorum. Rahat edeceğiz. Ondan sonra inna ateli okudun biter. Efendim bir şey mi soracak? Yok. Soracak ama sizden soracak. Endişe insanı bireyleştirir, seni buraya çeker. Endişe bireyleştirmeye, birey yapmaya çalışıyor. Çünkü ilk endişe cennette başlamıştır. Adem Aleyhisselam endişe etmiştir. Öleceğim, son bulacağım, öleceğim, beka bulamayacağım, fani olabileceğim diye endişe etmiş. Oysa endişe edecek ne zemini vardır, ne de olgular vardır. O endişeden o yasak şeyi yemiştir. Yani fanilik endişesi. Korkusu değil, korku yok. Dolayısıyla endişe, ana tema şeytan, bireyleştirir. İnsanı birey yapar. Eylemsel itibariyle hastalıktan bahsedeyim. Odadan çıkmaz, kendi başına kalır, hırçın olur, saldırgan olur, geçimsiz olur, öfkeli olur. Yani birey olmanın yolu. Aslında arabada hararet olduğunun göstergesidir. Sanki adeta Allah insanı sahipsiz dünyada koymuş bırakmış, bundan hiçbir zaman mutlu olamayacağını zanneder insan o zaman. Allah beni helikopterle bıraktı. Bırakılmış bir şeyim. Allah Tanrı, haşa. Böyle bir Allah yok da Tanrı diyeyim. Böyle bir Tanrı, olumsuzluk için kullanıyorum Tanrı. Beni bırakmış, benimle ilgilenmiyor. Zanlar peş peşe gelmeye başlar. Ya dua da ediyoruz. Olmuyor. Yetmiyor. Çocuğum daha sakat. Allah Allah. Şimdi bu da çıktı. Ve hayat anlamını yitirir. O zaman anlamsız hayatı niye yaşayayım der, önüne seçenek olarak intihar gelir. Bir de okuyun burayı, çok önemli. İntiharın zemininden bahsediyor. Bak uyumayın burayı. Sanki adeta Allah insanı sahipsiz dünyada koymuş bırakmış, bundan hiçbir zaman mutlu olamayacağını zanneder. Allah beni bırakmış. Bu dua hadisesi karşısında benim gücüm ne ki? Sineğin ısırmasından rahatsız oluyor. Bir odamdan, bir kendimden söylüyorum, sivrisinek bir sesi yapsan bitti uyku. Bu kadar nazik. Beni Allah buraya bıraktı. Benden de hiç ilgilenmiyor. Beni hadiselerin çarkları arasına bırakmış. Ben hiçbir zaman mutlu olamayacağım zanneder. Ve hayat anlamını yitirir. O zaman anlamsız hayatı niye yaşayayım der, önüne seçenek olarak intihar gelir. Ama intihar insanlığın ve insanın endişesini çözmez ve çözüm değildir. İnsanlığın ve insanın yalnız bırakılmışsa bu çözüm değildir ve seçenek değildir. İntihar bir seçenektir ama çözüm değildir. Abi endişede tefrit midir bu? Evet, Allah razı olsun. Harika. Ve burada aynen yazıyor. Endişenin tefrit mertebesi. Yani göstereyim size. Endişenin nasıl yakaladığını. Demek ki dinlersek can kulağıyla şu olabilir mi? Evet. Ama bu resmi çekmemişiz. Şurada ek yapmışım bugün. Şu mouse'un gözüktüğü yer. Orada şöyle yazıyor. Tefrit mertebesi, hayat anlamsızdır, intiharı düşünür. İfratı da devam ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Sen şimdi o 21'i şey yaparken ben okuyayım. İnsan, devam ediyorum.
İnsan istediklerini yapmak değil özgürlük. Her insan her istediğini yapmak değil özgürlük. Seçeneklerden birini seçebilmektir. Sana seçenek sunuluyorsa hürsün deniyor demektir. Mesela insan hürriyetini şeyden almıştır. Elestu bi rabbikum dalu bela deyişinden almıştır. Allah muhatap almıştır onu. Muhatabımsın denebilmiş, denilebilmişsen, denilmiş çünkü. Sen benim muhatabımsın ve tercihimsin. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail değil. Kainat değil. Çünkü Cebrail, Mikail teklifi reddedecek yapıları yoktur. Teklif edilmiş sana. Emanet teklif ediliyor. Kabulleniyor musun, alıyor musun? Denilmesi sana şunu gösteriyor. Reddetme özelliğinde var. Reddetme özelliği olmayan melaikelere teklif edilmez. Çünkü onlar yüklenmek zorundadır. Kamyonun böyle bir özelliği yoktur. Yükleyeceksin. Demek ki bir şey sana teklif ediliyorsa hürsün demektir. Çünkü reddetme şıkkın da vardır. Burada diyor ki sana seçenek sunuluyorsa hürsün deniyor demektir. İşte bu seçeneklerden birilerini tercih edersek sonucuna da katlanmak sorumluluk demektir. Sana teklif edilmiş, yüklenmişsin. Yüklenilen bir şeyin neticesi vardır. Neticesine de sorumluluktur. En büyük hürriyet, hürriyet neydi? Resul bir şey yapabilecek misin? En büyük hürriyet, sorumluluk almak mı almamak mıdır? Almaktır. En büyük sorumluluk sorumsuzluktur. En büyük yük, yük almamaktır. Asker vardı ya küçük sözlerde çöle gidiyor. Bir isminin, bir padişahın ismini almıyor. Silah da almıyor. Zahirde bir serbest değil mi? Yüksüz ama ne kadar köle. Nizam ve intizama tabi edin. En büyük hürriyet sorumluluk almaktır. İşte hayat anlam kazanır sorumluluk alırsan. Bunları düşünmeden yaşamak endişe edir. Bunları bu süreci yaşamak, anlamlandıramamak, galu bela, elestu bi rabbikum, emaneti kübrayı hamletme, bunları unutmak. Unutma nispetinde endişe çıkıyor. Onun için bunu şey yaptım. Düşünerek yaşamak sorumlulukla hürriyetini getirir. Ve 21. maddeden başlıyor. Herhalde endişe çok önemlidir. Çok fazla durmamın sebebi psikoloji hastalıkların zeminini oluşturuyor. Korkudan biterdir. Korku aklidir. Endişe ise hissidir, vicdana ait bir şeydir. Çok tuhaftır. Korku objelerle daha çok çalışır. Mesela gece daha çok olur korkular. Onun için sinemalar veya tiyatro ışıklandırılır tiyatroda. Işıklandırır ama kapalı yaparlar. Madem ışıklandıracaktın üstünü aç güneş gelsin. Olmaz. Çünkü orada kullanılacak objelerden bir tanesi de erbaa habisedir. Kötü ruhlar kullanılacağı için heyecan olur. Çünkü güneş ışınları altına kötü ruhlar olamaz. Yani cin olamaz. Erbaa habis olamaz. Çünkü Allah bölmüştür. Gece onlarındır, gündüz insanlarındır. Gece yapıyorlar yani tiyatro vesaire. Sanal bir ortam ki orada cirit atalım diye. Onlar bile kullanılıyor. Bilerek yapılıyor. Madem ışıklandıracaktın sahi, tepeden bir tane güneşe, tavandan şey aç güneşe, pencere aç. Niye lambayla ışıklandırıyorsun? Güneş de ışıklandır. Hepsi bilerek yapılıyor. Televizyondaki bütün böyle 25. kareler ve renkler, gazete renkleri, gazete haberlerini birisi hazırlar, birisi tasnif eder. Sihir ve büyücülere de önüne şey yapılır. Bu habere hangi renk gider?
Buna nasıl yüklersin burayı? Bu işin de tevazusunu yapmayacağım, ehliyim. Sihir ve büyü yapılıyor. Renkle, sesle, şekille. Şimdi geliyoruz. Şualar 224. Yoksa elim endişeleri içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatta yaşayacak. Şimdi çocuk oyuncakların arkasına saklanır. Zaten çocukları biz oyuncak mezarlığına atmamızın sebebi kendi dünyamızı yaşamaktan geliyor. Çocuğu düşündüğümüzden değildir. Oğlum hadi bir çizgi film açmak, odasını oyuncak mezarlığına koymak, mezarlık kabul tasdif ediyorum. Oraya atmak baştan def etmektir. Hiçbir oyuncak kalmamaz çocuğa, tencere kapağını ver ama sen oyna. Kendini ver, kendini ona. Kendini takdim et. Şimdi insan da öyle. Kadın ve para, araba, marka vesaire, telefon hastalıkları oyuncakların arkasına gizlenmektir. Ruhsal sıkıntıyı bastırmak ve kaçmak, kendinle yüzleşmek, tanışmak adına reddetmelerden kaynaklanıyor bunlar. Bunlar bir ruhsal bir sorundur. Şimdi izah ediyoruz bunu. Ahirete iman artması nispetinde kişide ümit ve güveni artar. Endişe yok. Endişe mazi miydi, gelecek miydi? Gelecek. Gelecek endişelerimiz, korkularımız neyle kalkıyordu? Ahirete iman. Geçmişteki teellüm. Yani yaptığımız hatalar var ya, bizi sıkar, azap. O neyle kalkar? Allah'a iman ve tövbe. Tövbe. Yani Allah'a iman. Yani Allah'a iman noktayı istinat. Böyle dayanak noktası, istinat. Ahirete iman, fıtratın isteğine verilen cevap yeri, ahiret. Endişe de istikbale matuftu, korkular da istikbale aitti. Endişe ve korkuların mı var? Ahirete imanını arttır. Ölümden korkma. Erkek cinsine, ölümü yüzüne bak, bak ne talep eder. Endişe etme kabirden. Kabin, kabre yüzler. Ne istiyor? Ne istiyorsun arkadaş? Git mezarına sor. Sor, ondan sonra öyle yaşa, endişe etme daha. Ümit ve güvende insana, ümit de güvende insana ne yapar? Sevinç ve genişlik verir. Dünyada, o Allah'tan bahsetmiyorum imanda, Allah'a imanın dışında en büyük nimet, Allah'tan ve ahiretten ümitli yaşamaktır. Dünyada. Ümitli yaşamak. Ümitli olmak. Bundan daha büyük servet yok. İnanın buna özenin. Kişinin yatına katına özenmeyin. Siz sokaktakileri hür mü zannediyorsunuz? Siz dört duvar arasındaki insanları hapis mi zannediyorsunuz? Tutsak mı zannediyorsunuz? Sokakta insanların hür olduğunu mu zannediyorsunuz? Yatta katta Mercedes'lerin içinde mutlu ve huzurlu olduklarını mı zannediyorsunuz? Bir gün Almanya'dan gelen misafirlerimi dersten sonra gezdirmek adına o boğaza gitmiştik salep içmeye. Neydi oranın adı ya? Ha? Düş. Emirgan mıydı? Emirgan. Bir şey anlatacağım size. Orada onlar sohbete daldılar. Tanıştırdım Türkiye'deki kardeşlerimle. Dedim ki ben biraz içeride sıkıldım. Ondan sonra bana müsaade eder misin? Birkaç dakika sahilde ben böyle denizin. Denizin dalgaları sanki bana öyle vuruyor ki. Vurup atıyor neyse. Aleminde farklı. Ondan sonra tamam abi sen şey yap. Tak, aldım sahilde. Allah Allah. Böyle o gidiyorum. Fakat o kadar harika ki. Harika şeyler diyor bana deniz. Konuşuyoruz böyle. Ama dalmışım böyle uzaktan bir yattan. Yatta oturuyorlarmış. Oturuyormuş herhalde. Oturuyorlar mı? Oturuyor.
Ben tabii Allah böyle. Çıkarttım telefonda bir şeyler yazıyorum, şey yapıyorum. Bazen gülüyor onu. Herhalde öyle olmuş. Adam oradan inmiş yaptan. Dedi bakar mısın? Selamun aleyküm selam. Küllahımız var ya bizim şey. Dedi ya tanışabilir miyiz dedi ya. Tanışır. Tabii ya ben de zaten istiyorum. Dedi ki ya denize bakıp gülüyorsun dedi. Mutlusun dedi. Ya bu nasıl oluyor dedi. Dedim niye? Ya ben dedi şu yat benim dedi. İçinde mutsuzum. Sen suya bakıyorsun mutlu oluyorsun. Nasıl oluyor dedi bu. Hiç unutmuyor. Senin mi o dedim. He. Gel girelim. Çok isterim dedi. Ondan sonra. Bak sen ciddi bir hakikatte mahrumsun. Ya, nurları tanıdı Allah'ım dostum. Mutlu işte bir şey size ne söylüyorsam yaşamışım. Ben diyor yatın içindeyim, suyun üzerinde yat var. Burada da yatabiliyorum. Ama mutsuzum, cehennemi yaşıyorum. Sen suya bakıp gülüyorsun ve mutlusun. Dedi ki, suya bakıp güldün dedi, mutlu musun? Kötü olmaya zamanım yok dedim çünkü benim. Yani kötü olmak için düşünmem lazım. Düşünürsem hislerim çıkacak. Hisler de bezleri aktif edecek, sonra kendimi kötü hissedecek. Benim zamanım yok ki kötüyü düşünmeye. Çünkü iyilerle meşgulüm. Hani bir cümlemiz var ya bizim. Beni tenkit edenlerle meşgul değil. Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm. Tenkit edenlere zamanım yoktur. Yani kötüyü düşünmeye zamanım yok ki. Kendimi kötü hissedeyim. Dolu doluyuz yani. Ama 3 dakika bile geç kaldım derse bakın. Sen nereden geldin? Ben 3 dakika geç kaldım. Yani yetişemiyorum. Peki, ümit ve güven de insana sevinç ve genişlik verir. Bunların zıttı ise, niçin söyledim? İmandan sonra en büyük nimet Allah'tan ve ahiretten ümitli olmak. Ondan bari her şey sana cennet olur. Her şey sana yol olur. Eğer ahirete ümidin, hayattaki yaşantılarına ümidin pek yoksa yollar sana diken olur. Yollar sana dağ olur. Bunların zıttı ise sevinç, üzülmeye, genişlik, darlığa. Bunlar da endişeye sebeptir. İkisinin cemi şu alan 224. Peki, devam. Arka yerlere geliyoruz. Endişenin en büyüğü daha gelmedi. Yani Allah cehennem endişesini tepemize niye tutuyor? Ona gelecek. Niye kabir azabıyla, cehennem tetiğiyle tepemize tutuyor? Merak etmeyin, en büyük sorgulamayı ben yapıyorum. Cehennem endişesi, imansızlık endişesi, kabir endişesi, niçin tepemizde her an musalla gibi duruyor? Niçin bir an bizi rahat bırakmıyor? Ona gelecek ya. Lemalar 50. İlginç bir yer. Hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum sünnet-i seniyeyi. Nokta 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 bir sürü paragraf var. Sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine iktida ettikçe, yani bu muhak, bu muhak, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam, hangisinin için doğrudur? Ne nedir? Ne nereye göre nedir? Ne niçindir? Hangisi nereye göre doğrudur? Olduğu zaman sünnet-i seniyeye İttibas, yani ittiba ettikçe, o meselelere temas ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifet buluyordum. Endişe bir ağırlıktır. Sünnet-i seniyeye uymama nispetinde geliyor. Gelecek zaten. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum sünnet-i seniyeye uydukça. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Çok acayip, herkes dükkan açmış. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yolda zulümattı. 3 tane belaya bak. Yük ağır, 1. Ben de gayet acizim, 2. Nazarım da kısa, 3. Yolda zulümattı, 4. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor. Selametli yol görünüyor, yük hafifliyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. Şimdi buradan çıkan hükümleri okuyorum. Tek tek
Hiçbir şey yorum değil. Oradan çıkan yorum. Bak. Kaynağı gösterdim size. Lemanlar 50. Ne çıkmış? Sünnet-i Seniye 1. Pusuladır. Pusulasını kaybeden gemi için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Sünnet-i Seniye okyanusta yolunu şaşıran, pusulasını kaybeden için sünnet-i seniye pusuladır. Elektrik düğmesi gibidir. Karanlıkları aydınlatan veya vesile olan bizzati kendi lamba değil, lambaya geçit veren keban barajındaki elektriği eve taşımasına vesile olan elektrik düğmesi gibi. Bütün sünnet-i seniye bir pusula gibi, elektrik düğmesi gibi bütün ağırlıklarımı alan, tereddütlerimi kaldıran, vesveselerden kurtaran, endişelerimden kurtaran, tazikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yukarı, ben de gayet acizim, nazarım da kısa, yolda zulümatlı, çare, ne vakit sünnet-i seneyi yapışsam, yol aydınlaşıyor, selameti yol görünüyor, yük hafifleşiyor. Peki, soracağınız olursa onunla alakalı olabilir. Şu alar hızlı gidiyorum ki belki bitiririm yani. 226. Eğer ahirete iman imdatlarına yetişse birden onlar nefes alır. Sıkıntıları, mevsiyetleri, endişeleri ve intikam hiddetleri derece-i imana göre kısmen ve bazen tamamen zahir olur. Ne zahir olur? Ahirete iman artma nispetinde dünyevi hadiselerden nefes alırsın. Sıkıntılarından, meyusiyetlerinden, endişelerinden ve intikam hiddetlerinden kısmen kurtulursun. Şimdi buradan çıkan şey, dünyevi sıkıntılarından nefes almak, meyusiyetlerden kurtulmak, endişelerinden kurtaran, intikam hiddetlerinden kurtaran ahirete imanın derecesine göre kurtulursun. Endişeler, korkular, meyusiyetler, sıkıntılardan şimdiki zamandadır. Ama bunlar gelecekten besleniyorlar. Endişelerin gelecekten besleniyor. Kökü orada. Ahirete iman ise çok önemli bir tespit burada. Bu harika bir şey benim. Diyorsan böyle, bak altını da çizmişim. Ahirete iman nedir biliyor musunuz? Ahirete iman ise niye endişelerini ortadan kaldırıyor? En sonun sonudur ahirete iman. Geleceğin geleceğidir ahirete iman. Ne demek? Ölümde niye korkuyoruz? Dünyayı sonlandırdığı için. Bak bir daha, bana bakın. Ölümde niye korkuyoruz? Dünyayı sonlandırdığı için. Dünyayı sonlandıranı sonlandırıyor ahirete iman. Ölümü öldürüyor ahirete iman. Sonlandıranı sonlandırıyoruz. Sollayanı solluyoruz. Şimdi endişe gelecek değil midir? Geleceği karanlık yorumlanamamaktan, tamam mı? İtikat ettiğimiz hayatta yaşadığımız hayat arasındaki çapraşlıktan, zıtlaşmadan geliyor. Ha? Endişe demek ki geleceğimizi yorumlayamamaktan. Ahiret iman ise geleceğin geleceğidir. Sonun sonudur. Ondan sonu yoktur. Endişe kabirdir. Bak endişe kabirden endişe. Haşir meydanında endişe. Cennete gitti mi? Darül selam. Bitti mi endişe? Ahirete iman ise ta onların ebede kadardır. O zaman sonun sonu ahirete imandır. Ölümden niye korkarız? Dünyayı sonlandırdığı için, noktaladığı için. Ölüm dünyamızı sonlandırıyor, biz de ölümü sonlandırıyoruz ahirete imanla. Ölümün arkasına geçiyorsun. Ölümü öldürüyorsun. Fanilikten ve ademiyetten mi korkuyorsun? Evet, yani şu. Soktun beni beraber ama biraz. Arkadaşlar, ruh sıkılıyor. Her derste anlatsak yeri var bunun. Ruh sıkılıyor. Yanıyor. Ruh. Ruhun içerisine kalp var.
Kalbin içerisinde vicdan ve dima var, akıl. Ruh sıkılıyor. Hizmetçisine diyor ki ruh, akla. Bir bak hele. Çok sıkılıyorum ya. Uf! Nefes alamıyorum. Bir çöz bu neyin nesidir ya? Çözelim bu bizi sıkan, çareyi de üret. Bana diyor çöz ve çareyi getir. Ruh diyor akla. Böyle bir kutsi cihaz çünkü. Ruh bir bakıyor, bir şey göremiyor. Çünkü ruh akıl, akıl bir bakıyor, bir şey göremiyor. Akıl eşya arasındaki ilişki ve çelişkiyi. Yani birbirine benzeyenleri ve zıtlaşanları çözümler. Realitede çalışır. Çünkü alettir. Termometre havada çalışır. Suyun altında çalışmaz. Barometrede basınç havada çalışmaz. Suda çalışır vesaire. Şimdi akıl varlıkta çalışır. Varlıksız bir ortama burada bir keşif yap desen durur. Ne var ne yok demek gibi bilgisayara. Ne demek ne var ne yok. Ha, şimdi bir bakıyor ki ruhu sıkan şey yok. Çünkü bu ruhu sıkan Adem'dir. Varlıksız varlık, vücutsuz bu vücut, sıfatsız sıfat, vasıfsız vasıf, vasıfsız vasıf. Şimdi ruhu sıkan bir şey var ama yok. Nasıl? Adem işte vücudu yok. O kadar rezil bir şey ki bu Adem, cehennem bile nimet. Adem hesabına çalışıyor. Cehennem bizimle, Adem ile bizim aramızda berzahtır cehennem. Çünkü cehennem Adem hesabına çalışıyor. Patronu bu. Düşünün cehennemin cehennemi bu. Adem. Şimdi ama varlıksız varlık, vücutsuz vücut. Nasıl tanımlayacak? Aklın kapasitesi yok buna. Ya ruh diyor ki bul. Ya yok kimse diyor. Bul diyor bunaldım. Bu sefer çar naçar yorumlayamamaktan, izah edememekten kaynaklanan o ademi dayatmaları akıl bunu çerçeveleyemedi. Ulan ne yapayım diyor bu azaba, bu sıkıntıya, ruha veren sıkıntıya bir benzetme. Bakayım gitti ölüm korkusunu getirdi galiba bu dürtüymüş. Aklın acizliğinden ölüm korkusunu çıkartmak çaresizliğinden çıkartmıştır. Akıl ölüm korkusunu acizliğinden ve çaresizliğinden ruha diyor ki budur. Şimdi bu ölüm korkusu Adem'in üzerindeki battani Adem gibi hissedildiğinden dehşet alınıyor. Ölümü çözünce at ölümü koyuyor. Hala sıkıntı devam ediyor. Ölümü koyduk kenara. Ha ölüm değilmiş. Adem. Onun da çaresine hiçliğini bilme nispetinde Adem'in şeyinden kurtulursun. Aklın aklı iş değil bu. Hiçliğini bilmek. Terklerle çalışır. Adem'e karşı terk. Tiryakilini terk et, televizyonu terk et, cep telefonu terk et, efendim bedensel zevkler kuyularından terk et. Terklerle çalışır akıl. Kalp eylemlerle çalışır. Akıl terklerle çalışır. Adem aleyhisselam umutarak kendine vücut rengi mi verdi? O anda verdi evet. Çünkü beka bulacağım zannetti. Çünkü ölüm endişesi sardı orada. Yani yok olma, bitme endişesi olmasa o meyveyi yemezdi. Evet. Arkadaşlar, acayip bir dersler bunlar. Evet. Bağırdığımız ve evet geliyor dediğimiz şey geldi. Ha dur daha gelmeden iki tane de şey var. O aşağıdaki gelecek. O imansızlık tehdidi, cehennem tehdidi tepemizde şöyle. Cehennem tehdidi cehennem tehdidi yok. Cehennem tehdidi sağda. İmansızlık solda. Gelecek ya. Böyle iki tane dehşetli bir şey, zebani gibi tepemizde hayat bizi takip ediyor. Niye tepemize bunu koydu? Buna geleceğiz. Niye tehdit unsuru olarak duruyor? Sana namaz kıldırtmak için değil. Bir saat kadar yanında yalnız onu dinlemekle bütün endişelerim zahir olup
ben Emirdağ 139 yani mektubu komple almayayım diye oradan bir cümle aldım. O mektubun yekününe bakarsanız şöyle bir şey göreceksiniz. Endişelerim zahil oldu. Endişeler nasıl zahil olur? Endişeler nasıl ortadan kalkar? Bir, doğru yerde. İki, doğru insanlarla. Üç, doğru zamanda. Dört, doğru iş yaparsan endişelerin, korkuların, sıkıntıların, yeislerin gider. Dört tane şey. Doğru yer uygulayın. Burası doğru bir yer. İki, doğru insanlarla berabersin. Üç, doğru iş yapıyorsun şu anda, haram yapmıyorsun. Ve doğru zamandasın burada. E şimdi bir saat sonra gelsen, o yok, doğru zamanı yok. Bitti, ders bitti. Ne kadar geç gelmişsen o kadar geç gelmişsin demektir. Ne kadar erken gelmişsen o kadar erken gelmişsin demektir. Eğer bunların tersini yaparsan da tersleri ortaya çıkması gayet normal ve kaçınılmazdır. Peki şualar 560. Fani endişeler de var. Demek ki baki endişeler de var. Fani geçici endişeler de var. Baki daimi endişeler de var. Evet arkadaşlar. Geldik o bahsettiğimiz tepemizdeki tehdit unsuruna. Tehdit unsuru. Hazır mıyız? İyi miyiz böyle? Ne kadar saat oldu? Hasan abi işte. Bunun mukaddimesini de ben önce bir yapayım mı o zaman? Şimdi size dersiniz ya, çünkü ben sizden yeni alıyorum. Siz kendinizi anlatırken ben Allah'ın zulüm eden yönünü hiçbir zaman bahsetmiyorum diyorsunuz. Allah Rahman ve Rahim olarak bilinmek istiyor. En çok bilinmek istediği yönü bu. Çünkü öyle Kur'an'da öyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Her yerde. Bismillahirrahmanirrahim diye besmelesi yoktur. Evet. Endişeyi de, cehennem endişesini de bizim tepemize koymuş da eğer, o da onun rahmetindendir belki diye düşünüyoruz. Yani tependeki güneş gibi. Evet. Hasan hocam, ben diyorum ki cehenneme girelim diye değil, girmeyelim diye yaratmış Cenab-ı. Girelim diye değil, girmeyelim diye. Böyle bir yer var, girmeyin, bakın buraya girmeyin. Biz girmeyelim diye yaratmış oraya, girelim diye değil, asla değil. Arkadaşlar, biz bu dünyaya cennete gidelim diye gelmedik. Zaten oradan geldik. Başka bir gaye takip ediliyor, daha büyük. Cennete girmek değil. Nedir o? Rıza-i ilahi. Rıza-i ilahi laf oldu değil mi? Yani böyle bir şey, rıza-i ilahi. Şimdi anne karnındaki çocuğa anne diyor ya, ben seni çok seviyorum. Çocuk nasıl duyar? Allah'ın sana konuşmasını sen nasıl duyarsın biliyor musun? Anne karnındaki çocuğa konuşması tipinden. Anne karnındaki çocuğa nasıl konuşur biliyor musun? Stres yapar. Çocuğa yansır mı? Yansır. Peki anne mutlu ve huzurludur. Çocuğa yansır mı? Allah'ta da biz böyleyiz. O annenin duyguları vahiydir. Anne mutlu ise de çocukta enerji olur. İşte o anne haşa Esma-i Hüsna bütünlüğü. Biz de anne karnındayız. Esma'nın içindeyiz yani. Esma'nın en donuş haliyiz. Başka bir şey yok yani. Allah'ın nuru semavat vel ard. Şimdi anne çocuğuna gadap ve muhabbet hissettirmiyor. Hissettiriyor. Çocuğa yansıyor mu yansımıyor? İşte peygamber kıssalarındaki gadab, tecelli kah, Lut, Semud kavimlerine gelen annedeki stres gibi. Tamam, bunlar annenin hissettiklerini çocukla, çocuğa aynen, çünkü anne çocuğunu kendisinden bilmez. Kendisini parçası bilir. Baba gibi değildir. Peki tersten bakalım. Çocuğa desek veya iki tane ikiz var. Birbirlerine diyorlar. Ahmet, buyur Mehmet. İkiz. Ya biz anneydiymişiz ya. Ne demek anne? Ben de bilmiyorum ama öyle bir şeymişiz. Neredeymiş? Yani bir yerdeymişiz.
Ne demek bir yerdeymişiz? Başka yeri bilmiyor ki bulunduğu yeri bilsin. Annesinin tipini, kilosunu, nesebini, karakterini, ruhsal yapısını, fikriyatını, duygularını bilebilir mi? Anne karnındaki çocuk. Nerede yaşadığını, nasıl yaşadığını, akrabalık bağlarını, duygularını, fikirlerini, hislerini anne bilir mi? Çocuk bilebilir mi? Biz de Allah'ı böyle bilmiyoruz. Anneden bakmak. He? Anneden bakmak. Anneden bakmak merhamet ilahiye. Çocuktan anneye bakmak camilerdeki vaazlar gibi. Ben de kürsüye çıktığım için. Allah var. Cehennem var. Domates kafalar. Cehennemde yanacaksınız. Gibi yani var ya tabirler. Yanacaksınız. Çocuktan anaya bakmak değil. Benim de fıtratımda hep anadan çocuğa bakmak var. Allah'ın nuru sematvalar. Allah sema ve arzın içindekilerin nurudur. Yani buz. Ya buz diye kafayı takma işte. Su işte. Ya, buzun hakikati sudur. Allah'ın nuru semavat ve lard böyledir. Allah'ın nurundandır. Donmuş halidir. Odun bile güneşin donmuş halidir. Ben Esma'nın donmuş haliyim. Buz suyun donmuş halidir. Su buza ne kadar yakınsa Esma da bana o kadar yakın. Çünkü ben Esma'nın donmuş haliyim. Esma yani Allah nerede? Su buzun neresindeyse. Buna takmadın herhalde. Kurtarır bizi. Peki 45 dakika olmuş. Bir 15 dakikada 15, ha bir saatte bitiririz herhalde değil mi? Evet 10 dakika 15 dakikada bu olayı bitirebilir miyiz? Hadi bakalım. Peki sözler 124'ten geliyor. İlk önce metni okuyorum Okay. En sevimli ve muhabbetli insanı anlatıyor bak. En sevimli, Cebrail'den daha sevimli. Cebrail'den daha muhabbetli ama Cebrail'den daha endişeli. Nokta istinada en çok muhtaç insan. Sahibini ve malikini bulmaya en muştak. Hem fakir ve aciz bulunan, mahlukatlarına ats ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat. Evet, buradan devam ediyoruz izaha. Yeri söyledim, tümünü yazmadım. Yukarıda sıralanan sıfatlarla donatılmış bir insanın, yani şöyle şöyle bir insan, sevimli, muhabbetli, endişeli, nokta istinada muhtaç vesaire. Böyle sıralanan sıfatlarla donatılmış bir insanın Allah'a ne kadar ciddi ihtiyacı vardı düşünün. Böyle bir insan. Arkasında cehennem ve imansızlık tehdidi var. Önünde bir yol açılmış böyle. Böyle bir insanı düşünün. Ne kadar Allah'a ihtiyacı var. Yukarıdaki sıfatlar hem insanın hakikatını tarif ediyor, hem de insanı tanımlıyor. Eğer bu şekilde kendini bilse insan, görse, şuur etse, tefekkür etse, onun aleminde Allah nasıl ihtiyaç olur kıyas edin. Allah niçin bazı insanlara göre ihtiyaç değildir? Niçin bazı insanlar Allah'a ihtiyaç duymazlar? El cevap, kendilerini tanımadıkları için. Kendilerini sorgulamadıkları için. Bir de okuyayım. Eğer bu şekilde kendini bilse insan, kendini görse, şuur etse, tefekkür etse kendisini, onun aleminde Allah nasıl ihtiyaç olur? Mesela bir sığır Allah'a ne kadar ihtiyaç duyar bir de sen düşün kendini. Çünkü düşündükçe kendini, sığır sığır olduğunu bilse kafayı yer. Değil mi? Sığır köpek olduğunu bilse kafayı yer yani. İnsan kendisini ne kadar sorgularsa, kendisini ne kadar tanımlarsa, kendisini ne kadar tanırsa o kadar Allah ihtiyaç olur. Onun için ben arefe nefse fakat arefe Rabbe.
Kendini tanıyan Rabbini tanır. İlk önce kendini tanıyacak, sonra Allah oluyor. Allah ihtiyaç oluyor. Allah'a ihtiyaç duymayan insan, kendisini sorgulamayan, kendisini tanımayan, kendisini yaşamayan, kendisiyle tanışmaya korkan, sorumluluk almaktan uzaklaşan, hariçte yaşayan, ne derler diye giyinen, alan, yapan insandır. Vicdanını susturmak için yüksek kahkahalar atan. Evet. O azabı duymamak için. Allah'a ihtiyaç duymamak, yukarıda sıralanan hakikatlerini bilmemekten ve tanımamaktan ileri geliyor. Allah'a haşa inkar etmek Celle Celaluhu, bir, niçin oluyor? Allah'a niçin inkar ediliyor? Bir, kendini tanımamak. İki, kendini kendisiyle reddedip inkar etmekten, kendini kendisiyle reddedip kaldıran. Mesela şöyle diyeyim, yalan konuşan, yalan konuştuğunu bilmez mi? Bilir, kendisini inkar ediyor demektir. Seni kandırıyor bir şey değil. Allah Resulü ne güzel diyor, kandıran kendisini kandırandır. Yani aldatan aldanandır gibi. Demek ki bir insan Allah'ı niye inkar eder? Bir, kendini tanımadığı için. İki, kendini kendisiyle reddedip inkar etmek. Üç, kendisinin kendisiyle yetebileceğini zannetmek. Ben beni idare edebilirim, ben beni yetebilirim zannetmekten. Kendisine şu soruları sormamaktan. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Sorularını kendine soramamak veya cevaplarını merak etmemek veya cevaplarından korkmaktan Allah inkar eder. O zaman Allah'ı anlatmadan önce, ey arkadaşlar, hep buraya gelen şuurlu insanlar gelmişsiniz. Bak, ey Allah'ı anlatan insan kardeşlerim, bak. O zaman Allah'ı anlatmadan önce bir nebze dahi olsa insanı kendisine anlatacaksınız, anlatmak lazım. İlk önce kendisini kendisine anlatacaksınız. O zaman diyecek, Allah Allah, hakikaten ben öyle birisi miyim ya? Bu sefer tamam, o zaman ustasını merak edecek. Sanatın sanat olduğunu kabul etmeyene sanatkarı nasıl anlatacaksın? İşaret edeceğiz de şöyle diyor. Mevcudatın sanatını gördükten sonra sanatkarını inkar edenin Kur'an'ı inkar etmesi normaldir diyor. Çünkü Kur'an ilmidir. Mevcudattan sanatı görmek realitedir. Gözle bakarsın, dokunursun. Eğer bir çiçekten bir çiçeği kör birisi yaptı diyorsa, ölü topraktan dirileri çıkartana ölüdür diyorsa, şimdi Kur'an Allah alimdir ve görüyordur denilen bir ayeti inkar etmesi normaldir. Mevcudattan diyor Allah'ı inkar edenin Kur'an'dan Allah'ı inkar etmesi gayet normaldir. Çünkü o ilmidir. Kendini merak ettirmek lazım. Yukarıdaki hakikatleri güzelce, yani başkasına mı bu ders? Hayır. Allah'ı mı merak ediyorsun? Kendini merak et. Allah'a mı varmak istiyorsun? Kendinle tanış. Bir tane bir kardeşin başına geçen bir şeyi söyleyeyim ama yarı yolda bırakacağım. Yarı yolda bırakacağım. Öyle demişti çünkü. Veya bana tamamını anlatmıştı ama ben size anlatmayacağım tamamını. Öyle diyeyim. Bir gün merak ettim diyor. Bir bakayım ne var ne yok diyor içeride. İçeriye girdim. Uçsuz bucaksız bir alem. Ama ben de çok süratli dolaşıyorum. Dolaşıp durdum. Ama hiç kimseler yoktu sarayda. Allah Allah. Bu debdebili bir alemde hiç kimse yok. Ses sada da yoktu Eşer abi. Dolaştı. Kimse. Hey! Erzurum lisanıyla kimse, kisme yok mu demeye başladı. Yani kimse yok mu? Saraydan bir ses gelmedi. Sarayda dolaşıyor. Üç defa. Hey! Kisme yok mu? Kimse yok mu? Ses gelmeyince tam gitmeye karar verirken sırtını dönmüştü.
Birisi çıktı, bir ses geldi. Bütünsel bir ses, bir yön değil. Birisini mi aradınız? Kimi arıyorsunuz? Dedi. Kimsin diye sordu bu. Dedi ki, benim kim olduğum değil, senin niçin burada olduğunu ve senin kim olduğunu önemli, dedi. Ve seyahat devam etti. Hadi bakalım. Abi çok özür dilerim. Ben şunu da bir söylemek istiyorum. Bugün yazdığınız bir yazı, dersin.com'da bir bölümü. O çok ne, neydi o? O varlığın sebebi en az varlık kadar vardır ve kıymetlidir. Evet. Varlığın sebebi, mesela varlığın sebebi en az varlık kadar vardır ve kıymetlidir. Varlığın sebebi, mesela suyun kaldırma kanunu sudan önce yoktur. Suyun kaldırma kanunu suyla vardır. Suyun kaldırma kanunu toprağa, taşa monta edemezsiniz. O zaman suyun kaldırma kanunu sudan önce yoksa suyu yapan suyun kaldırma kanunu olamaz. Çünkü mekan ve zamandan önce kanun yoktur. Mekanla beraber vardır. Allah'ı inkar eden kendini de inkar ediyor o zaman. Otomatik. Kendisini reddedendir. Mesela bak yalan konuştu değil mi? Biraz önce bir misal verdim. Yalan konuşan seni kandırmış zannediyorsun. Oysa yalan konuşan yalan konuştuğunu bilmiyor. O zaman kendisini reddediyor. İçeriye ve dışarıya içisi çatışıyor. İçeride yalan konuşurken ben sana bu telefonu vermiştim kardeşim. İçeride diyor ki vermedin ya falan yana saklamadın. Sıslan. İçerisi dışarısı farklı. Biraz önceki saraydaki insan gibi. Ha en son biraz barıştılar o. İçeridekiyle o dolaşan. Baktı ki diyor, baktım ki bana benziyor diyor içerideki. Sonra tanıştık. Efendiymiş o sarayın. Tanıştık tıpatıp aynıymışız. Ama çok ilginçtir. Ben güldüğüm zaman o ağlıyor. O ağladığı zaman ben gülüyorum. Ben böyle giderken o başka tarafa gidiyor. Çünkü burası dünya. Kavşak. 18 bin alemin kavşağı burası. Cennetin bile yorumlandığı bir yerdir. Cennet bile buraya ihtiyacı olmuştur. Çünkü Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyordu. Cennette olduğunu bilseydi, baki olacağını, baki olduğunu da bilecekti. Baki olduğunu bilseydi, ölüm, son bulma endişesi olmayacaktı ve meyveyi yemeyecekti. Demek ki bizim cennete yüklediğimiz mana yüklenmemişti. Cennette olduğu halde cennette olduğunu bilmiyor. Cennette olan cennette olduğunu bilemez. Ancak dünyaya gelen cennette olduğunu bilir. Buradan bilinir orası. Buradan bilinir Allah. Orada kabul edilir. Orada tanımlanamaz. Orada bilinir, kabul edilir, secde edilir vesaire. Burada tanınır, seyahat edilir. Hocam o zaman kötü olmadan iyinin değeri olmaz. Yukarıdaki hakikatleri güzelce anlattıktan sonra Allah inancını bunun üzerine kurmak. O zaman enfüsü derslerin, yani kendini ötelerle, enfüs ne demek? Kendini ötelerle, öteleri kendindekilerle tanımaktır. Enfüsün bir manası. Erdinç. Yani o zaman enfüsü dersler ne demektir? Çarşamba derslerimiz. Yani kendini ötelerle, öteleri kendindekilerle tanımak ve tanımlamaktır. Sırf zahirle gitmek, yani lugat, tanımlarla gitmek, sırf namaz eğilip kalkmak, sırf Kur'an'a meal vermek, Risale-i Nur'un lugat manası vermek, esma ve sıfatlara kadar gidersin. Batınla gitmek ise esma ve sıfatı da içine alarak şuunat-ı zatiyeye, mahiyet-i zatiye kadar ruhu uzanır. Zahire kanaat eden bunları kabulleniyor demektir. Şu yukarıdakileri. Kur'an-ı Ekber denilen kainatın nizamında kudret-i ezeliyenin icazını görmeyen veya görmek istemeyen fasıkların Kur'an'ı ve Allah'ı inkar etmeleri gayet normaldir diyor İşaret-i Caz 173'te.
Çünkü gözleri önündeki sanatı göremeyene, enfus ne demek diye anlatıyorum. Çünkü gözleri önündeki sanatı görmeyene, ilmen intikalen bilebilecek olan Allah'ı ve Kur'an'ın belagatını inkar etmeleri gayet kolaydır. Gözünün gördüğüne, aklının anladığına, ruhunun hissettiğini yok diyene bir şey denemez, denmemelidir. İşaret edeceğiz 173. Sen de mi buradasın İrfan? İrfan ne demek? Hayda, nereden çıktı bana? Ya bu bak delinin birisi ya. Arif olan bir insan. Hiç düşünmedim demeyesin. Yani şey için ilmi araştırırken abi. Artık yani irfan ilim manasında lügatta geçiyor da orada usta yani ölü irfanlarını hayatlandırdı, nurlandırdı diyor. Evet. Şey için Yunan felsefesi için. Yani orada nasıl bir mana yüklediği anlamadım ama. İrfan sahibi ol, irfan. Sen hiç irfan sofrasına katıldın mı? Katıldıysam da fark etmedim. Evet. Tamam. Peki, ne bunu konuştursan bilmiyorum. Çünkü bazen içerideki soru soruyor, beni zannediyorsunuz. İçeride bir tanesi vardı ya biraz önce, ikizimiz. İçeride dediğimiz bir dolaşan birisi değil o. Bana benzemekle beraber insan değildi o. O da taşıyor. Evet taşıyor. Yalnız evet aynı mekanı kullanıyoruz. Mahluk mu değil insan mı? Değildir. Mahluk değil, vacip de değil. Enin abi. Görmedim onu. Allahümme selala seyyidine Muhammed. Allah getir buraya. Zahirde kalanın imanı da zahirdedir. Ne mutlu. Kendini fark edene. Dünya ve ahiret 18 bin alem bile konuluyor biliyor musunuz kenara? Öyle cennet, cehennem, ölüm, yaşamak, imanı kaybetme, kazanmak gibi davas böyle bir şey bitiyor. Ne diyorsun ya? Fenai mutlak yolu bu işte. O yolun ucundan bahsediyorum. 149 Sikî Tasdik Gaybede diyor ki, fenai mutlaka mazar olduğu için o sözleri söylemiş. Fenai mutlaka Allah'ın şuhut mertebesine mazar olana Allah'a iman et denilir mi? Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Var mı şüphesi olan? Benim varlığıma iman edin. Ben var mıyım? Böyle bir teklif yapılamaz size. Çünkü beraberiz. Şuhud imanı, imani, imanın vesvesesiz mertebesine varana iman et denmez. İman gayba atır. Şuhutta gayb yoktur. Ve yaşarken bunlar. Peki, ölen buraya geliyor da yaşayan niye oraya geçirmesin? Zaten o yol açık, miraçta açılmıştır. Evliyaların çoğusu burada geliyorlar. Timsali suretiyle bulunuyor. Siz sokakta gördüğünüz veya bir yerde gördüğünüz adam hep insan mı zannediyorsunuz? Hep gördüğünüz insan mı zannediyorsunuz? Şeytanın bir sürü var. İnsi ve cinli şeytan, insan libasını giymiş şeytanlar var. Bayağı şeytan. Elini tutsanız boşluğa düşersiniz. Bazen kafasını kullanıyor, bazen bedenini kullanıyor diyorlar. Metrolarda boğazdan aşağı insan kafa domuz veya yılan. diyor. Evet, Allah'a ihtiyaç duyma kendini tanıma kadardır. Zahirde kalanın imanı da zahirdedir. Kendini ne nispetle merak edip keşfederse, o nispetle Allah'ı merak edecek ve kendi küçücük ölçüleriyle de Allah'ı keşfedecektir. Ve imanın vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki artık ünsiyeti hak olur.
huzur esmasına mazhar olduğu için hiçbir zaman gaflet olmaz. Resulullah'ta var. Huzur. Huzuru daimi denince Allah'ın huzurunda devamlı. Yani şu andaki haletiniz var ya, huzur. Şu haletiniz her daim devam etsin ölünceye kadar. Gaflet olmaz. Anladınız mı? Resulullah da böyle işte. Yani bu seviye değil de tabii kalitesi. Huzuru daimi. Siz benle muhatapsınız dersem o Allah ile muhatap. Siz nasıl hakikaten... Şu anda yaşadığınız aletler buralı değil biliyor musunuz? Şu anda hissettikleriniz böyle içeride coşan irfanlarınız. İrfan bu işte. Yani bir kelam vardır tanımak, kelam. Bir de kelamla tanıyacaklarınız vardır. O irfandır. Yani şu anda yaşadıklarınız buralı değil. Burada orayı yaşıyorsunuz. Oraya gitmekte niye korkuyorsunuz? Yaşadığınızın aslına gideceksiniz. Şu aletinizin aslına gitmek istemez misiniz? Şu anda bugün yaşadığınız haletle o sıkıntı, ailevi bir iş gitti geldi. O halet mi bu halet mi? Onlar dünyalıktı. Bu halet ahiretliktir. Bunun aslına gideceksin. Ne korkuyorsun? Bu haletin gitmesinden kork. Bu haletin kaynağına gitmekten korkma. Zira korktuğun aleme iman etmişsin. Ahirete iman etmişsin. İman ettiğin yere gitmekten niye korkuyorsun? Madem korkuyorsun, niye iman ettin? Çünkü iman eminlikti. Emin olamadın mı imanında? Kendini ne nispetle merak edip keşfederse, o nispetle Allah'ı merak edecek ve kendi küçücük ölçüleriyle de Allah'ı keşfedecek. Kişi kendisiyle hiç meşgul olmuyorsa, kendisiyle hiç meşgul olmuyorsa, araba iniyor tıngır tıngır tıngır, eve geliyor televizyon, iş yerine gidiyor. Ya ne zaman fırsat bulup kendinle tanışacaksın, sohbet edeceksin? Hiç kendine çay içtin mi? Hiç kendini ödüllendirdin mi? Hiç sohbet ettin mi? Hal hatır sordun mu? Niye masum? Sen masum, o masum. Niye bir oturmadınız bir çay bahçesinde, bir sohbet etmediniz? Bir irfan sofrasında oturmadınız? Senden bahsediyor. Kendisinin donmuş et yığını, donmuş enerji, duygu ve hislerini maddenin fonksiyonu olarak görüyorsun. Öyle misin? Sen donmuş et misin? Donmuş enerji misin? Duygu ve hislerinin maddesel donuşmuş bir hal mı zannediyorsun? Donmuş enerji misin sen? Sen kimsin biliyor musun? Kullandığın elbiseye bakın, gömleğe bakın. Şu, his, heves, heva, damar, asap, tabiat. Bunların donmuş hali bedendir, nefistir. Bu libas senin. Bu senin evin. Evle ben farkımı düşünün. Duygularımı, hislerimi, imanımı, Allah'ımı düşünün. Bu binayı düşünün. Farkı düşündünüz mü? İşte cesetle ruhum da böyledir, senin de öyle. Gel de bu cesedi gaye edin. İçerideki adama bakma, çerçevelerle meşgul ol. Binanın diş cephesini süsle. İçeride açlıktan kıvranıyor. Buhran geçiriyor. Kriz geçiriyor. Cephe çok güzelmiş. Garajda Mercedes'in varmış. Lütfen bina ile kendin arasındaki bir farkı hayal eder misin? Öyle de değilsin. Daha acayip. Sen kendini donmuş et yığını, donmuş enerji, duygu ve hislerini maddenin fonksiyonu olarak gören, gözünün gördüğüne, kulağının işittiğine, elinin dokunduğuna, burnunun koklandığına, dilinin aldığı lezzetten, aklının anladığı miktara kanaat eden Halık'ını niye merak etsin ki? Evet, aferin, harika. Diyecektim ki şu anda dersinize asit mi dökecek bu haletime? Çok güzel bir şey getirdin ayet meali. 26. sözde geçiyor. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah da ceza, cehennem vereceğim demiyor. Size cehennem vaat olsun demiyor. Size taş yağdıracağım demiyor. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Cezaya bak. Ben de sizi size unutturacağım. Seni sana unutturacağım. Sen kendine hiç meşgul olmayacaksın. Hiç tanışmayacaksın kendinle. En büyük ihanet kendine oluyor. En büyük zarar muflis budur.
Bak ceza vermiyor Allah. Öyle bildiğimiz harici bir ceza. Cehennemin cehennemi Allah'ı kaybetmektir. Cehennem cennet olur onun yanında. Cennetin cenneti Allah'ı bulmaktır. Bak cehennemden beterdir diyor. Cehennemde nasıl beter olur? Cehennemin sahibini kaybettikten sonra cehennem serin olur. Bak gözünün gördüğüne inanan, gözünün gördüğüne, kulağının işittiğine, elinin dokunduğuna, burnunun kokladığına, dilinin aldığı lezzetten, aklının anladığı miktara kanaat eden Halik'ini niye merak etsin ki? Niye böyle bu hale geldi? Seni sana unutturdu işte. Ayet ne hali bu? 26. sözde geçiyor. Devam ediyoruz. Şimdi. Zahire kanaat eden enfusi alemleri inkar eder. Zahire kanaat eden enfusi alemleri inkar eder. Bunlardan bahsedenleri de tekzip ve kazip diye inkar edip insanları ihval ederler. Tarih hep bunlarla doludur. Enfusçiler buradayken orada orayı da yaşarlar. Hem enfusçiler hem burayı hem de orayı aynı anda yaşadıkları için bunlar enfusçiler çift hayatlı sayılırlar. Ustad da diyor ki çift dünyalılar, iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasınlar diyor ustad. Çift hayat. Enfusçiler çift hayat yaşarlar. Zahirdekiler tek hayata mahkumdurlar, mecburdurlar, hak ettikleri o kadardır. Abi o da bir endişe kaynağı değil midir? Abi? Endişe kaynağının sebebi zaten, endişenin sebebi çift hayat yaşamamaktan geliyor. Yok abi çift hayat yaşamak da neticede bir endişeye itiyor ama. Mesela gidip gelememek korkusu endişesi, korku demeyeyim de endişesi. Ha, o vasattır ki o da şudur. O vasattır değil mi abi? Tabii tabii, o şöyledir. Endişedir, endişeyi kaldırırsanız insanlık yok olmuştur. Çünkü sığırın, meleklerin endişesi yok. Sünneti seniyedendir yani. Evet. Mesela Cebrail'in endişesi var mıdır? Yoktur. Sığırın endişesi var mıdır? Yoktur. Çocuğun endişesi var mıdır? Yoktur. Delinin endişesi var mıdır? Yoktur. Senin her şeyden endişen var. Endişe, vasatı, sünnet-i seniye dairesine hayatını ve fikriyatını, hissiyatını kıblesine koymaktır. Kıblesine koyarak donukluktan, manasızlıktan kurtarmaktır. Endişenin vasatı devam, dua, teslim, tevekkül. Endişenin vasatı devam, üç zamanın arkasına geçip hazır zamana hakim olup hükmetmektir. Geçmiş, geleceği ve hakim olup şimdiki zamana hükmetmektir. Neyse devam ediyorum. Şurayı bir daha almak istiyorum. Çok harikadır. Zamanımı çok geçirdiğimin farkındayım. Bağışlayın ama enfusçiler buradayken orayı da yaşarlar. Hem enfusçiler hem burayı hem de orayı aynı anda yaşadıkları için çift hayatlı sayılırlar ve çift dünyalılar bunlar. Enfusçiler şualar 121'de onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insanı berzahtırlar ve iki alemin birbirleriyle temasları ve muameleleri İnsana nispeten o noktada oluyor. Enfusçiler, yani huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın isimlerine mazardırlar. Ve onlar alemi gayb ile alemi şehadet arasında berzahtırlar. Ve insanlar ve diğer insanlar bu berza, bu koridoru kullanarak geçerler. Bunlarsız geçemezler. Yani biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmasaydı o alemleri bilemeyecektik. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı, varisleri olmasaydı, onların takipçileri olmasaydı bunları duymayacaktık. Onları sadakatin nispetinde takipçilerde bunlar olur. Onun için zahirciler zekidirler. Batıncılar, enfusçiler dört hayatı birden yaşarlar. İki hayat ama dört hakikat. Evvel çekirdek hayatı, ahir meyve hayatı, zahir ağaç hayatı, batın makine hayatı, ağacın içi. Abi bu sadece günümüz için mi geçerli? Zamanı çok geçirdik ama bu sadece bugün için mi geçerli? Yani bütün büyük imamlar için. Evet. Yani çift hayat. Kesinlikle. Onlar da menfus. Evet. Asıl imamları Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmuşlardır. Yoksa asıl imam olamazlar.
rüyetullah mazar olmuşlardır. Miraçları tamamlanmıştır. Fenai mutlaka mazar olmuşlardır. İmam-ı Rabbani deyince tüylerim ürperiyor. Çok tuhaf yani. Onların şeylerinden bir tanesi. Mevlana Halid-i Bağdadi, İmam-ı Şafii, Abdülkadir-i Geylani, Bahattin-i Şah'ın Nakşibendi, İbrahim-i Desuki, Ebu'l-Haşen-i Şazeli, Allah Allah. Bunlar mesela Hayat-ı Arrani, Marif-i Kerri, vefattan sonra hayattaymış gibi icraat yapıyorlar aynı. Mektubatta diyor. İcraat yapıyor. Aynı sen ne yapıyorsun? O daha kalitesini yapıyor. Avam için ölüm vardır. Havas için yoktur. Gidip gelme avama yoktur. Mektubat 57'den söylüyorum. Evliyaların bir kısmı demiyor. Ekserisi dünyaya timsali suretleriyle, timsali bedenleriyle geliyorlardı. Yolda karşılaşıyor mu? Evet. Evet. Ya ağaç olarak mı buradalar aslında? Çekirdek değil de ağaç olarak. Evet, bulunabiliyorlar. Çünkü onlar hak etmişlerdi. Çünkü buradan oraya yaşayanlar oradan buraya yaşama hakkını kazanmışlardır. Yalnız bedensel bir hayata yüklemeleri yoktur. Oruç gibi şey gibi. Bazen isterlerse tutarlar, yerler. İsterlerse. Hayat mertebesi 4'tür diyor. Onların bir kısmı ikinci mertebeyi hayatı kullanıyorlar. Ya bana versenize şu mektubatı ya. Garip garip bakıyorsunuz. Hemen oradan bir fırlatın. Hızır Aleyhisselam'dan üstündürler. Eğer peygamberse değildir. Ama bir kavle göre peygamberdir, bir kavle göre değildir. Aynı onun gibi yaşarlar. Bak. Nasıl öpüyor. Bana ne vaat ediyor, ne diyor, ne diyor bak. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen, bazı vakitte insan suretine bahseden, Cebrail bile insan suretine girmiş de evliya insan suretine neyi giremesin? Hazır, bunları tanıyabilir miyiz? İmanın nuruyla tanırsın. Sana tebessüm ederler. Eğer liyakatın varsa sana tanıttırırlar. Sana o kapıdan çıkarken gitme dediler ya geçenlerde. Tamam. Evet. Her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in dihye suretine girmesi gibi. Şuraya keyfiyete bak. Cebrail insan suretine girebiliyor. Giriyor yani. İnsan yani. Çünkü başka bulunamıyor. Öyle bulunamıyor. Ama ben bulunuyor. Bilin kıymetinizi. Ruhanileri anladınız mı? Bu abdallardan bahsetmiyor. Bu kuşların cefine, sineklerin cefine girenden bahsetmiyor bu. Bak. Ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettirmiş. İnsan, bakıyorsun insan. Değil ya. Ne haber, nasılsın? İyiyim kardeşim. Tokalaşmıyorum, oruçluyum. Tokalaşma orucu var. Hatta, iyi dinleyin burayı. Hatta ölmüş evliyaların bir kısmını değil. Hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını, ruhlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal. Dünyaya gönderiyor. Avam gelemez. Evliyaların çoklarını, bedeni misalilerini dünyaya gönderen bir Zat-ı Zülcelal. Benim Allah'ım böyle. Peki Üstad neden diyor ki abi tasarrufu devam eden 4 kişiden bahsediyor? Ha ismini mazar oldukları için azami derecede. Onların da tasarrufu var ama bunun kadar yetkili değil, geniş çaplı değil. Çok acayiptir yani, burada da böyledir birbirimize de makam itibariyle. Ama inanın bana, sürprizlik Allah'ın rahmeti noktasında bekliyor. Nasıl yaşıyorsanız hayatınız, ahiret aynı böyle olacak. Bu çekirdek olacak. Hiç endişe etmeyin. İman ettiniz, imansız hayat verilmeyecek size. Namaz kıldınız, namazsız bir hayat verilmeyecek size. Ama namazsız gittiniz, namazlı bir hayat da size verilmeyecek.
Hiç endişe etmeyin ya. Namazı var, tavası var. Dersleri var, okuyor. Tamam? Hiç endişe etmeyin, ne olur. Namazını kıl, kazanı başla. İnternet, televizyonlarda, cep telefonlardan uzak dur. Beyin enerjisi sömürülüyorsun. Günahtan bahsetmiyorum. Zaten günah yapılırsa şansınız yok. Hem nasıl ki şu son cümle olduğu için bak bitti arkadaşlar. Ama anlattığım konu o değildi gene. Ben bu zannettim. Cennet, imansızlık ve cehennem endişesi niye tepemizde? O değil. Bu o değilmiş. İyi ki o değil. Çünkü ders uzardı. O iki üç sayfadır. Bitti yani. Hem nasıl ki battaniye ile batarya ile enerji, pil ile film çekiyoruz. Film çekiyor muyuz? İyi dinleyin bak şimdi. Ne ile? Batarya ile çekiyoruz. Batarya ile, enerji ile film çekiyoruz. Film seyrediyoruz. Batarya ile seyretmiyor muyuz? Ya çalsana bir dakika diyoruz. Öyle mi? Son cümleyi toparla çünkü hulasa bu. Çok önemli. Batarya ile, enerji ile film çekiyoruz. Film seyrediyoruz. Ama batarya film değil. Batarya bitmesi demek, filme dönüşmesi demektir. Bitme ile dönüşmek zaman yoktur. Bittiği anda dönüşmüştür, dönüşmüş olduğu anda bitmiştir film. Pil filmdir, film bataryadır. Yardım, ey sema, suyunu kes, eğer suyunu dendiği anda kesilmiştir ki kesildiği anda söylemiştir. Zaman yoktur. Batarya bitmesiyle film olmuyor. Batarya, yani konuşurken kullanacağım. Bittiği anda film oluyor. İkisi aynı anda oluyor. Bitme ile film olması aynıdır. Şimdi nerede kullanacağız? Nasıl pil ile video yapıyorsak, pil bitiyor ama filme dönüşüyorsa, pil filme dönüştüğü gibi, güneş oduna donmuş güneş olduğu gibi, senin hayatın da ahiret filmine dönüşüyor. Ömür ahiret filmine dönüşüyor. Ömrümüz çekirdek. Size bu dünyada verilen ömür pildir. Enerjidir. Bataryadır. Nasıl ki pille film çekiyoruz veya film seyrediyoruz ama enerji pile dönüştü. Başka bir örnek. Odun donmuş güneştir. Çünkü odunu yaktığın zaman güneş çıkıyor. Ha, odun, güneş nasıl oduna dönüşüyorsa en büyük düşmanı odunun ateştir, ateş içinde. Ha? En büyük düşmanı karanlıktır, nurun içinde. Odun içinde duman da var. Pil filme dönüştüğü gibi pil bitiyor ama peki niye çekiyorsun? Abi öyle bir film çektim ki harcadığım bataryanın, o çektiğim filmi satsam, köyü satın alırım. Öyle filmler yok mu? Yani çektiğim filmle harcadığım batarya, bu kıyas edilmez. Harcanan ömürle kazanılan Allah ve ahiret kıyas edilmez. Abi, ömür pildir. Hidayete ulaşmayanlar, film bitmeden pil bitiyor galiba değil mi? Pili bitmeden pili bitiyor. Allah seni neşelendiren Allah'a hamdolsun. Ya sizi bu haleti veren 1,5 saat oldu. Sizde pil hala canlı. Ne bu hal? Şarj da burada. Bu ne hal biliyor musun? Müjdeler olsun. Allah kahretsin sizi okşamak için söylüyorsam. Allah da emin ettiği için söylüyorum. Şu andaki haletiniz buralı değildir. Bu armoni, bu böyle tatmin, irfan, o feyiz. Yani haleti ruhiye. Bu buralı değil. Burada orayı yaşıyoruz. Ha, buradan oraya gitmek ne oluyorsa burada oldu işte. Ondandır. Bedi Aleyhisselam o zaman Cebrail Aleyhisselam suretine giriyor bu tarafta. Nasıl? Bedel olması lazım. Bedel olması lazım. O burada Bedi Aleyhisselam suretine giriyorsa bu da orada onun suretine giriyor. Girme hakkına var sahiptir. O zaman bu fikir odur onun. Nasıl bir hayat yaşadıysa. Çünkü Dihye'nin ikizi değil. Çekirdek duruyor.
Yaprak dese ki, hey ben varım. Çiçek dese ben varım. Çekirdek der ki, bensiz kendini ifade etme. Çekirdek nasıl ağacın hepsinin hakikatıdır. İnsan da Nur Muhammediye, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle Cebrail'in de aslıdır. Mikail'in de aslıdır. Cehennemin, cennetin, 18 bin alemin aslıdır insan. İnsan her şekle girer. Ama herkes insan şekline girme yetkisi yoktur. İnsan ya, çekirdektir. Şu anlar 218. Özür dilerim. Yaşayış olarak Lef-i Mahfuz'a en yakın ya da o manaya en yakın kişi Dihyar-ı Salam olduğu için onun suresinde geliyor. Evet. Çünkü Dihye o sahabelerin içinde en yakın Lef-i Mahfuz'a oydu. Çünkü Dihye'ye baktığım zaman hakikaten yapısı oydu. Hikmet vardı. Çünkü bir melek veya bir Hızır Aleyhisselam veya bir insan vesaire rastgele bir simaya girmezler. Allah bu hakikati rastgele insanlarla anlattırmaz. Rastgele insanlarla bunları size ulaştırmaz. Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Çünkü Allah'ta tesadüf yoktur. Tesadüf de ayrı bir tecellidir. Dolayısıyla o insanın ruhu onaylamadıkça Dihye giremezdi, Cebrail giremezdi. Ama ona en yakındı. Peki insan hepsine girebilir mi? Hepsine girebilir çünkü insan camiül cem'dir. Aynı zamanda camiül ezdattır. Zıtların da cemidir. İnsan, bütün alem insandadır ama insan aleme sığmamıştır. Neyine öyle basit yani böyle bir tanımlanmış, böyle bakan kendisine, böyle değer veren bir insan kendisini çöplükte harcar mı? Ama evet, bitti. Ve hangi maddede kaldık? Ona bakayım. 20 kaç? 27. 27 maddede kaldık. 39 tane maddemiz var. 39. Herhalde 21'den başladık. 27'ye geldik. İnşallah haftaya buluşuruz. Gene endişe veya endişeye ara verip süret yapalım haftaya. Süret en az 40 tane olacak. 40 tane. Kaçıncı surette izi? 3 mü 2 mi? 4'e geçeceğiz hocam. 4 mü? Maşallah. Tamam. Haftaya suret inşallah. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. Dua etmeme gerek yok. Şu haletle haletlenmeyi, bu haletle ahirete gitmeye, rüyeti kibriyeye mazhar olmayı, bununla bize muamele etmeyi, bu haletin çekirdek olmasını bu sizlere, bizlere ve bizi sevenlere, bizi emeği olanlara, bizi sevenlere, bizi dua edenlere, sevenleri sevenlere nasip eylesin Cenab-ı Hak. Amin. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Amin. Bu halle ölmeyi de hepimize nasip-i müyesser eylesin. Amin. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.